Tekrar stüdyomuzdayız. Bu güzel görüntülerin ardından, anlamlı görüntülerin ardından, engellilerin hayatlarının zorluklarına dikkat çekecek, çekmemiz gerektiren bir videoydu. Farkındalık yaratması amacıyla yayınladık bu videoyu. Gerçekten hayat bazen onlar için, hatta çoğu zaman daha zor ve asıl engel hayatın içinde ve insanların zihninde. Kimi zaman birçok engel de onların hayatlarını daha da güç hale getirebiliyor. Fakat düzenlemeler var. Bazı yenilikler, bazı çalışmalar yapılıyor ama yeterli mi? Değil. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Engeller Haftası, tabii engellilerin sorunlarına dikkat çekilmesi açısından önemli bir hafta. 10-16 Mayıs tarihleri arasında biz de bugün Engelsiz Yaşama Derneği Başkanı Gönül Turgut Ersoy'u ağırlıyoruz. Gürsoy'u ağırlıyoruz, özür dilerim. Kendisiyle birlikte engellilerin sorunlarını konuşacağız. Neler yapılabilir? Dernek olarak neler yapıyorlar, onları değerlendireceğiz. Mesaj, fikir varsa ya da katmak istedikleriniz varsa bize WhatsApp'tan ve Twitter'dan bekliyoruz. Sayın Gürsoy, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim, sağ olun. Kolaylıklar diliyorum size. 10-16 Mayıs Engeller Haftası. Peki neden böyle bir hafta var? Birleşmiş Milletler 1992 yılında buna karar vermiş. 156 ülke bunu 10 ve 16 Mayıs tarihleri arasında gündeme getiriyor ve kutluyor. Kutlama deyince bazen yanlış anlaşılıyor. Yani çok kutlanması gereken bir gün değil tabii ki. Ama sorunların gündeme getirildiği ve çözümlerin üretildiği gün olduğu için aynı zamanda kutlama diyoruz. Hı hı. Ve 156 ülkede dediğim gibi kutlanıyor bu. Neden? Aslında her gün gündeme getirilmeli ya da genel çözümler üretilip onların da toplumsal entegrasyonu bizler gibi ya da diğer insanlar gibi haklardan yararlanarak yürütmeli tabii. Ancak ne yazık ki sorunlar halen ülkemizde ve bütün dünyada da yaşanabiliyor. Böyle günlerde sorunlara çözüm bulmamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Evet öyle ama şimdi kutlamaya başladığı yıl diyelim. O yıldan itibaren evet. Günümüze geldiğimiz yıla bakarsak 2018, 92 dediniz değil 92. mi? 92. 30 kaç yıl? 26 yıl. 26 yıldır. Ne değişti diye bakarsak Türkiye'de. Ne değişti? Ben size bir sorayım, ne değişti? Şöyle düşünebiliriz. 92'de böyle bir hafta kutlanmasına karar verilmiş. Ancak bizim engelliler yasamız 2005 yılında çıktı zaten. Daha çok yeni. Evet. Ve küçük küçük adımlar atılıyor. Yasanın çıkması tabii ki çok önemli bir adımdı. Ancak hani daha önceki çalışmalarımızda da bu yasanın düzenlenmesi, yönetmelik, işte sistemin işler hale getirmesinde, yürürlüğe girmesinde de katkılarımız oldu. Orada da işte sayın vekillerimizden, bu işte uğraşan komisyon başkanlarımızdan da göç yolda düzülür deniyor ve biz uygulama içerisinde ya da yaşantıda ne yazık ki bunları düzeltmeyle ilgili önlemler alıyoruz ya da işte yaşadıkça sorunları görüyoruz ve çözümler üretmeye çalışıyoruz. Burada en büyük handikap kurumlar arasında koordinasyon olmaması aslında. Yoksa herkes çok iyi niyetli, gerçekten herkes engellerle ilgili kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bir sistem olmadığı için, sistematiği olmadığı için ne yazık ki böyle parça parça göç yolda düzülüyor ne yazık ki. Ama sorun bence asıl özdeki mesele empati evet. kuramamamız bizim. Bizdeki en büyük sıkıntılardan birisi bu, empati kurmuyoruz. Peki engellilerin yaşadıkları zorluklar hakkında bir şeyler söylüyoruz ama onlar kadar evet. yaşayamıyoruz tabii ki. Biraz onların yerine kendimizi koysak, onların yürüdüğü yollardan biraz yürüsek, o sarı bantlardan ve sarı bantların bittiği yerden bazen evet. duvara takılan sarı bantlar, ağaca takılan sarı bantlar sebebiyle düşüp bir yara alsak anlarız belki o yaşanan zorluğu ve sarı bantların değerini, yapılan hatanın gerçekten bir yaralanmaya ulaşabileceğini. Peki bu 10-16 Mayıs tarihinde neler yapılıyor Türkiye'de ve dünyada Engeller Haftası'na dikkat çekmek için, engellerin sorunlarına dikkat çekmek için?
Empati dediniz, eğitim diyebiliriz, başlık istihdam diyebiliriz, birçok sorunu gündeme getirebiliriz. Hı hı. Ben bir internet gazetesinde gelmeden bir okudum. Engellilerin kendi ifadeleriydi. Sevgisizlik diyebiliriz, ilgisizlik. En çok buna ihtiyaçları var, toplumda kabul görmeye ihtiyaçları var. Tabii ki fiziki düzenlemeler. Dışarı çıkamıyorlar. Hı hı. Ama bu son yasayla birlikte rehabilitasyon merkezlerinin açılması ve çocukların eğitimlerini devletin desteklemesiyle aslında birçok çocuğumuz aynı zamanda evden sokağa çıkmış oldu, dışarı çıkabilmiş oldu. Bu ciddi bir gelişme. Ancak sayılara baktığımızda sadece %25 çocuk bu eğitimden yararlanıyor. Şu anda 40 bin civarı çocuk yararlanabiliyor. Bunun daha artması gerekiyor. Şu anda 1 milyon 300 bin zihinsel engelli birey olduğunu biliyoruz. Bu sayıların hani çok doğruluğunu bilmiyoruz ama elimizdeki veriler bunlar. Yaklaşık 700 bin civarında çocuk eğitim alabiliyor. Diğerleri şu anda kayıtsız. Yani bu bile çok önemli. Önce eğitimle başlamalı. Ailelerin eğitimleri söz konusu. Aile bilinçlendirilmeli. Toplum bilinçli olmalı. Empati dediniz. Gerçekten çok önemli. Çok insani bir duygu. İşte onları sevmeliyiz. Empati kurmalıyız. Onların toplumda işlerini kolaylaştıracak ya da hayatlarını kolaylaştıracak çözümler üretmeliyiz tabii. Ama öncelikli olarak bunun sistematik olması gerekiyor. Yani devlet politikası olması gerekiyor ki tabii ki hani eğitimle başlayıp insanları bilinçlendirmeyle devam eden ve onlara ulaşmamız, elimizi uzatmamız gerekiyor sonuç alabilmemiz için. Doğru. Elbette idarecilerden başlıyor her meselede olduğu evet. gibi. Karar vericilerin buna adım atması gerekiyor. Önce olması lazım. Sonrasında evet. halk ya da genel kitle diyelim eğitim alanında ve diğer kurumlardaki çalışanlarla birlikte birçok alanda gelişmeler yaşanabiliyor, atılımlar yapılabiliyor elbette. Peki bu hafta 16 Mayıs tarihleri arasında neler yapılıyor? Hangi etkinlikler var Türkiye'de ya da yapılacak? Şöyle, STK'lar çeşitli sosyal projeleri yürütüyorlar. Birçok etkinlik var. İşte kurumlardan başlayan, sokakta devam eden çocukların etkinlikleri, bedensel engellilerin, görme engellilerin yapabildiklerinden yola çıkarak hazırladıkları birçok başarılı etkinlik var. Bunları da ailelerle, arkadaşlarıyla, yakınlarıyla paylaşıyorlar ve gerçekten engelli çocuklarımızın da neler yapabildiklerini dolayısıyla topluma da anlatmış oluyoruz bu etkinliklerle. Ben bizim yaptığımız birkaç bir şeyden bahsedebilirim. Engelsiz Yaşama Derneği olarak Gün Işığı Projesi'nden bahsedebilirim. Görme engellilerle ilgili sarı çizgilerden bahsettiniz. Hı-hı. Daha önemli bir şey söyleyebilirim. Görme engelli olarak Türkiye'de yaşayan 85 bin bir yaşla 15 yaş arası çocuk olduğunu biliyoruz. Ve bu 85 bin çocuğun %80'i az gören. Ve bu çocuklar normal kaynaştırma okullarında okuduklarında, eğitim alabildiklerinde aslında görme engelinden tamamen kurtulabiliyorlar. Böyle bir gerçek var. Nasıl ve biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şöyle, ortam düzenlendiğinde normal ilköğretim okullarında sınıfla işte sıraya yakın, tahtaya yakın gün ışığını alabilen hı hı. ve puntoları büyüterek, satır aralıklarını büyüterek ona uygun bir eğitim ortamı hazırladığınızda çocuk akranlarıyla bir arada eğitimini sürdürebiliyor ve aslında kör tanısı almış %90 sağlık kurulu raporuyla görme engelli tanısı konmuş çocuklar eğitimlerini okuyarak yani normal gören yazıyı okuyarak devam edebiliyorlar. Bu çok önemli bir şey.
Ve erken yaşta başlarsa bu eğitim, ilerleyen yaşlarda tamamen engeli ortadan kalkıyor. Zaten diğer türlü bahsettiğinizin tam tersi olursa bu sefer... Tamamen görme engelli olarak hayatına devam ediyor. Hem de inanmış olacak bu sefer hiç göremediğine ve engel düzeyi de daha çok artacak galiba. Böyle bir durum da olabiliyor galiba görme engel, engel durumunda. Tabii. Şimdi çocuklarımız eğer görme engelliler okuluna, ışık algısı olan, az gören çocukları görme engelliler okullarına yönlendirirsek... Zaten okulun adı görme engelliler. Çocuk oraya girdiğinde hani ben görmüyorum ve görme engelliler okuluna gidiyorum diye başlıyor. Zihin olarak buna bir kere güdüleniyor. Daha sonra kabartma yazı eğitimi alıyor. Dokunma ve işitme duyusunu kullanarak eğitimine devam ediyor. Dolayısıyla bir süre sonra gözü bir kas bütünü olarak düşünün. Kaslarımızı kullanmazsak bir süre sonra işlevini yitirir. Göz de aynı şekilde. Görme merkezine de eğer uyaran vermezseniz görme yönünde tamamen görmeyi kaybedip görme engelli bir birey olarak devam Peki ediyor. Peki şimdi uygulama böyle mi oluyor? Bahsettiğiniz gibi mi oluyor? Yani kabartma okullarının olduğu, engelli okulların okullarına gönderilmeden diğer kaynaşma sınıflara mı gönderiyor çocukları veliler? Şu anda yönlendirmeler, evet, veliler neden gönderiyor? Normal kaynaştırma okullarına gitseler bile orada öğretmen diyor ki benim böyle bir eğitimim yok. Evet, yani böyle bir sıkıntı var. Çok haklı olarak. Pedagojik formasyon öyle bir eğitim yok. Eğitim almadım, hani çocuğa faydalı olamayacağım diye ben bu eğitimi veremem diyor. Dolayısıyla aile de öğretmen çocuklarımızı istemiyor diye bize geliyorlar. Şimdi okula götürüyorlar. Ama öğretmenler çocuklarımızı istemiyorlar, kaydını yaptıramadık. Dolayısıyla görme engelliler okuluna gönderiyorlar tekrar çocukları. Ama sayıya bakarsak 85 bin çocuktan bahsediyoruz. Şu anda Türkiye'de 17 tane görme engelliler okulu var ve 1500 öğrenci sadece devam ediyor. Yani 83.500 öğrenci nerede? Ve bu 85 binin aslında burada çok önemli bir vurgu var. %80'i az gören. Yani 65 bin çocuğu aslında normal kaynaştırma okullarında eğitimlerini sürdürebilirsek tamamen engelinden kurtarabiliriz. Peki o çocuklar nerede şimdi o binlerce çocuk? 83.500, 84.000 civarı öğrenci? Bu Dünya Sağlık Örgütü ve Ulusal Körlük Ajansı'nın verdiği verilerden aslında elimizde doğru güvenilir veriler yok. Çarpıyoruz, bölüyoruz, oralardan edinilen sonuçlar, sayılar bunlar. Hiç veri olmadığı için o çocukların da nerede olduğu ile ilgili de bir sonuç yok. Belki evde, okuldan uzak, eğitimden uzak kalıyorlar. Bize gelen duyumlar şöyle, örnekler var ailelerden. Görme engelliler okuluna gidiyor, çocuk görüyorum diye iddia ediyor ve zaten Türkiye'de 17 tane olduğu için her ilde yok. Çocuğunuzu eğer yatılı okulda okutmak istemiyorsanız veremiyorsunuz. Yani 17 ilde var sadece. Normal okula gönderdiğinizde de orada öğretmen gerçekten bilemediği için, faydalı olamayacağını düşündüğü için de ben yapamıyorum şeklinde. Bu sefer aile çocuğu alıyor. Çocuk çünkü sistemin dışına çıkıyor, dışına çıkarılıyor. Dolayısıyla da muhtemel ki evde oturuyorlar. Çünkü kendini değersiz hisseder. Evet. Hatta sokağa çıkamaz, bir şey yapamaz. Bir şey yapmak için kendini yeterli görmez ondan sonra. Gerçekten büyük etkisi olan bir durumu bahsettiniz. Ki Kırıkkale'den böyle gelen bir çocuğumuz vardı. Gerçekten de 3. sınıfta alınmış, evde oturuyor çocuk. Gördüğümde çok üzüldüm tabii durumuna. Hemen okula götürmelisiniz dedik. Çocuk inanılmaz ağlamaya başladı, heyecanlandı. Çünkü ona ilk defa birisi sen görebilirsin, yapabilirsin dedi. Heyecandan... O da güzel bir duygu hissettim. Evet, evet, inanılmaz böyle sesli sesli ağladı yanımızda. Daha sonra aileyi de ikna ettik. Okula tekrar götürdüler. İlgili bir öğretmen bulundu. Eğitimine devam etti. Daha sonra teşekkür ve takdirle şu anda eğitimini sürdürüyor çocuğumuz. Ne güzel. Evet. Bahtı güzel olsun. Umarım daha güzel şeyler yapar. Günüşçe projesi var. Hazır yeri gelmişken bunu da sormak istiyorum size. Daha sonra diğer engellerin sorunlarına da geçeceğim. Evet.
Gün Işığı projesi de 4 yıldır devam eden bir proje. 700 çocuğa, az gören çocuğa ulaştık. Az görenlerin eğitimini kapsıyor. Biraz önce anlattığım gibi. Normal kaynaştırma okullarında devam ediyor bu çocuklar eğitimlerini. Uzaktan biz onları uzaktan eğitimle halen izliyoruz. Bu yılda 200 öğrencinin daha eğitimini vereceğiz. Biz sponsorlukla yapıyoruz bunu, ücretsiz. Eğer buradan da hem seslenmiş olalım, az gören, görme engelli çocuklar, ışık algısı olan çocuklar varsa Gün Işığı projesine müracaat edebilirler. Güzel, ücretsiz. Ücretsiz, evet. Ankara'dasınız. Ankara'dayız. Peki mesela uzaktan, Sivas'tan, Tokat'tan bir aile çocuğunu size ulaştırmak istiyor, bu eğitimden yararlanmasını istiyor. O nasıl olacak peki? Tamamen Türkiye genelinde yaptığımız bir eğitim. Ankara'ya geliyorlar. Yol ücretlerinin hepsini biz karşılıyoruz. Burada bir gün boyunca eğitim alıyorlar yüz yüze. Çocuğumuzu değerlendiriyoruz ışık algısını anlayabilmek için. Eğitim programı hazırlıyoruz. Aile görüşmelerimiz var. Ailenin neler yapması gerektiğine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Gönderiyoruz sonra kendi illerine, bir tablet veriyoruz. Tabletle görüntülü uzaktan eğitimle. Uzaktan eğitim. Evet, uzaktan eğitimle 7 ay boyunca izliyoruz çocuğumuzu. 7 ay sonunda da gerçekten çok olumlu geri dönükler aldık. Çocukta gelişmeler, ailede gelişmeler. Aslında en önemlisi şu, aile çocuğunda farklılığı gözlemledikçe olumlu yönde o da çabalamaya başlıyor. Ve biz uzaktan tekrar desteklerimize devam ediyoruz. Ailelerin yapması gereken şey Engelsiz Yaşama Derneği'ne telefon etmek galiba, evet, değil mi? Evet, bu yeterli midir? Telefon edip bizden randevu alacaklar. Güzel. Evet. Haziran ayında başlıyoruz gene 4. bölüm. Ne kadar sürüyor eğitim? 7 ay sürüyor. Haziran'da başlarsa evet, yıl sonu 2019'un başında bitecek. Evet. Yani. Anladım. Hatta çok güzel bir şey daha yaptık, hemen ondan da bahsedeyim. Tabii. Okulumda Gün Işığı projesini de başladık bu sene, gerçekleştirdik. Şöyle bir ihtiyaçtan doğdu aslında Okulumda Gün Işığı'da. Çocuklarımızı biraz önce bahsettim, okullara gönderiyoruz. Ancak öğretmenler bilmediği için hani ne yapacaklarını, nelerle karşılaştıklarını bilmedikleri için sorun yaşıyoruz. Bu nedenle dedik ki okullarımıza gidelim, okullarımızda öğretmenlerimize anlatalım. Dolayısıyla az görenlerle ilgili eğitimci eğitimi başlattık. 11 ilde 50 okulda bu sene eğitimci eğitimini de sürdürüyoruz. Çünkü onlar da haklı, eğitim almadıkları için bu konuda konuya oldukça bigane kalmışlar. Evet. Var mı söyleyeceğiniz bir şey bu konuya dair? Son bir şey eklemek istiyorum. Seminerlerimizde çok karşılaştığımız bir şey, çocuklarımızın eğitim videoları var eğitimler sırasında. En son işte bizim gibi okuyabilen çocuklarımızın görüntülerini gördüğünde öğretmenlerimiz alkışlıyorlar ve inanamıyorlar. Yani seminer alkışla bitiyor. Çok güzel. Evet. Diğer engellerin sorunlarına geçelim. Tam hayatın içindeki sorunlarına. Hem zihinsel engelli hem bedensel engellerin karşılaştığı sorunlar neler hayatta? Aslında şöyle bu zamanı doğru kullanmak açısından bütün engel gruplarında erken eğitimden bahsedebiliriz. Sorunları ve çözümleri bu hafta zaten gerek siyasiler gerek işte bürokratlar çok gündeme getirildi. Çözümler de üretiliyor. Ancak ben bir eğitimci olarak buradan erken eğitimi ailelere buradan vurgulamak istiyorum. Çocuklarının farklılıklarını, farklı gelişimlerini gözlemleyip erken eğer müdahale ederlerse engel tamamen ortadan kalkmıyor tabii ama %60 oranında olumlu yönde gelişmeler kaydediliyor. Bu çok önemli. Anne baba tabii işte çocuk sahibi oluyor. Karşısında işte farklı gelişen bir çocuk. Bunu en erken 6 ayda fark edebiliyor aile. Ondan sonra da tabii doktorlar başlıyor. Doktor gezdirmeye başlıyorlar. Ankara, İstanbul, İzmir nerede ne duyarlarsa artık. Dolayısıyla çocukların bize gelmesi
En erken 6 ayı buluyor. Pardon, 3 yılı buluyor. O 3 yıldan sonra da okul araştırması, eğitimci araştırmasının içine giriliyor. Dolayısıyla 5 yaşında eğitimler başlıyor. Oysa ki biz biliyoruz ki 0-3 yaş bütün çocuklar için, sadece farklı gelişenler için değil, bütün çocuklar için çok önemli, çok değerli yıllar. Bunları çok aktif, olumlu kullanmak gerekiyor. Bu yılları kaçırmayalım derim anne babalara. Çocuklarınızda farklılıklar gördüğünüzde mutlaka müdahale edin, danışmanlıklar alın, destek alın ve en kısa zamanda eğitime başlatın. Böyle bir anımız var, 0 yaş itibariyle başlıyor diyoruz eğitim. 3 yaşında bir çocuğumuz geldi. Bize şimdiye kadar dediler ki çok erken, daha bu yaşta eğitim başlamaz. Genelde de böyle düşünüyor aileler. 6 yaşından önce götürmeyin demişlerdi bize. Çünkü biz onlara hani keşke daha erken gelseydiniz diyoruz. Hani nasıl yani, bize de bu şimdi çok erken olduğunu söylemişlerdi dediler. Ki dediğim gibi genelde de tutum bu yönde. Bu çok önemli. Engelliler Haftası'nda ailelere bu bilinci bile kazandırabilmemiz ya da topluma bu bilinci kazandırmamız bile, buradan onlara bu mesajı verebiliyor olmamız bile çok değerli diye düşünüyorum. Elbette. Peki sorunları konuşmayalım mı? Konuşalım. Yani daha çok somutlaştırmak adına bizim fark etmemiz açısından. Çünkü mesela o sarı bantlar, bilhassa burada belediyelere de çok önemli bir rol düşüyor tabii ki sarı bantlar. Onlar tarafından yapılıyor. Sarı bantların bittiği yerlerde kimi zaman duvar oluyor, kimi zaman daha doğrusu bittiği yerde, devam ettiği yerde arada ağaçlar olabiliyor. Ya da o bantlara araçlar park edebiliyor. Kaldırımlar onlar tarafından işgal edilebiliyor. Ya da kaldırımlardaki engelli geçişleri, tekerlekli sandalyenin geçeceği yerler araçlar tarafından kapatılmış olabiliyor. Bu tür sorunları hani fark ettirmek açısından belki gözünüzden kaçıyordur. Bir anlatır mısınız? Siz de ifade ediyorsunuz. İnanın sokağa çıktığımızda hani biz birebir bu işle de ilgilendiğimiz için sanıyorum ayrı bir hani seçicilik var herhalde. Özellikle o sarı bantlara baktığımızda gerçekten yürümenin çok olanaklı olmadığını görüyoruz. Dediğiniz gibi mutlaka sarı çizgi bir yerde bitiyor. Ondan sonra ne yapacak? Hani bitiyor, devamı yok. Sonra bir yerde tekrar başlıyor. Kaldırım bitiyor. Yani sürekliliği yok, devam etmiyor. Önünde engeller var. Çok yaralanan, görme engelli arkadaşlarımız, hocalarımız oldu. Hani her gün geliyorlar, bakıyoruz kafasında bir işte şişlik var, yarılmış. Ne oldu? İşte şuraya çarptım gibi, bastonla dolaşanlar özellikle. Bu sorunları yaşıyoruz. Bunlar için neler yapabiliriz? Sadece Engelliler Haftası'nda değil, aslında böyle programlarda, ki ben bunun sizlerin aracılığıyla olacağını düşünüyorum. Böyle eşsel programlar yaparak engellilerin bu sorunlarını gündeme getirmek, farkındalık yaratmak, ancak empati kurmak, tabii ki, onlara değer vermek, onların gerçekten bu toplumda var olduğunu bilmek ve neler yapabiliriz, bir el uzatmak gerekiyor. Bunlarla çözülür diye düşünüyorum. Onun dışında bütün dünyada yerel yönetimler engellilerle ilgili sorumluluk almış durumda. Belediyeler bunu yakından izlemeli. Rampalar çok önemli aynı şekilde. Bedensel Engelliler Derneği Başkanımız, bir arkadaşımız vardı. Geçen bizim kuruma davet ettim, derneğe davet ettim. Rampanız var mı hocam dedi. Evet, ne yazık ki bizim kurumda bile ben rampa yok. Yani fiziksel olarak binalarda ne yazık ki yapılmıyor. Kendimiz geçici olarak bir şey yapıyoruz. Ancak bedensel engelli arkadaşlarımız da bundan çok rahatsız oluyorlar. Tutup hani taşıyarak çıkarılıyor merdivenler. İnanılmaz rahatsız oluyorlar. Ki çok doğal, hani kendimizden düşünelim, birisi bizi tutup bırakmasın. Bunun gibi öncelikle fiziksel koşulların mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Onun dışında çok önemli istihdam sorunu var.
Bu yıl tekrar sınavlar olacak. Sanıyorum 2500 kişi alınacak. Ama bu yeterli olmadığını düşünüyorum. Tam buraya bir şey ekleyeyim. Geçtiğimiz hafta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Epboylu da bu konuya dikkat çekti. En büyük sorun yoksulluktur dedi ve yoksulluğu zaten istihdama bağladı. Kontenjan çok az dedi kamu kurum ve kuruluşlarında. Artırılması lazım dedi. Evet. Öyle ama hani bu biliyorsunuz biraz önce de dedim hükümet politikalarıyla çözülmesi gereken bir durum. Biz STK'ları olarak üstümüze düşen sorumlulukları ancak raporlar şeklinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Böyle günlerde seslendiriyoruz. Aileleri bu konuda bilinçlendiriyoruz ama tabii ki önlem ya da çözüm hükümet politikalarında. Elbette onların adım atması lazım. Çünkü istihdam konusu özel sektörde belki zordur, oraya pek karışılamaz ama kamu dairelerine çok rahat karışılıp kontenjan artırılabilir ve onlar daha çok hayata kazandırılabilir. Tabii ki özel sektör, şu konuda aslında özel sektöre hak veriyorum bir anlamda. Korumalı iş yerleri diyoruz. Ancak orada hani çocukları gerçekten onların sorumluluklarını almak, güvenlik açısından bile orada onları istihdam etmek çok önemli. Önlem alınmalı. Yani her şey önce bir sistematik halde yapılması gerekenler, düzenlemeler yapılmalı ki daha sonradan, yoksa kanunda var işte şu kadar işçi çalıştıran yerde bir tane engelli çalıştırılacak. Yasalarımız da var ama uygulamalar da yok ne yazık ki. Onlar için de düzenlemeler yapılması gerekiyor. Ama yine de maaşını veriyor engelli çocuğun ama çalıştırmıyor iş yerlerinde. Aslında bizim çocuklarımızın gerçekten insan içinde, toplum içinde, sosyal ortamda olmaya ihtiyaçları var. Yoksulluk ayrı ama bir taraftan da hayatlarını devam ettirebilmeleri için hayatın içinde olmaları gerekiyor ki bir okulda öğrendiklerinden, evde öğrendiklerinden çok daha fazlasını sosyal hayatta dışarıda öğreniyorlar. Depo'nun dikkat çektik. Onlardan birisi de engelli maaşıydı. Evet. Verilen, aileye verilen engelli maaşıydı. Bu konuda da gelir hesabı düşünülüyor ve birey başına alınan para hesaplanıp maaş veriliyor demişti. Fakat sadece burada engellinin geliri hesaplanmalı demişti. Şu an öyle bir uygulama var. Bu çok doğru bir değil gibi sanki değil mi? Engelli maaş alınmasını biraz daha engelliyor gibi. Aslında çok zor engelli maaşını almak. Hani engelli maaşı var deniyor ama bir ailede birey başına yani aileye giren daha doğrusu gelir 469 lira mı? Öyle bir şey. Yani 469 lira zaten bir ailenin geçimi için yoksulluk sınırı bile değil. Çok çok daha altında. Ancak onlara verilebiliyor. Özel eğitim bir de bütün dünyada çok pahalı bir eğitim. Bireysel eğitim olduğu için birebir eğitim çok pahalı. Dolayısıyla bu 469 liralarla, 500 liralarla ya da asgari ücretlerle çocuklarına eğitim aldırmak, özel eğitim aldırmak mümkün değil zaten. Sadece karın tokluğu diyelim yani çocuğuna bakabilmesi ki buna bile ulaşamayan birçok aile var şu anda. Devletin özel eğitim okulları peki yeterli mi? Özel eğitim okulları yeterli mi? Çok yeterli olduğunu söyleyemeyiz tabii. Rehabilitasyon merkezleri aynı şekilde. Biraz önce söyledim, %25 çocuk bundan yararlanabiliyor ancak rehabilitasyon merkezlerinden raporlar alarak rehabilitasyon merkezlerine gidebiliyorlar. Orada da çok bireysel uygulamalar var, çok ciddi sorunlar var. Orada herhangi bir rehber öğretmen çıkıp da yani çocuğunuzun ağır bir durumu yok diyebiliyor. Oysa ki biz erken eğitimden bahsediyoruz. Küçük küçük hani sıkıntılar varsa bile eğitim almalı ki bununla bir an önce müdahale edilip düzelmesi gerekiyor. Ama çok ağır koşullara veriyorlar. Çok kriterleri ağır. Bu nedenle de birçok çocuk alamıyor eğitim. Anladım.
Engellilerle ilgili derneğinizin yaptığı çalışmalardan biraz bahsettiniz ama var mı eksik kalan bir şey, böyle toparlamak adına biraz daha? Derneğimizin yaklaşımından bahsedebilirim belki. Hep engelli ailelerin bir araya gelerek kurduğu dernekler, STK'lar engellilerle ilgili. Bizimki biraz farklı. Yönetim kurulumuzda bir tek engelli arkadaşımız var. Onun dışında engeli olmayan insanlar ve engelliler için ne yapabiliriz adına mücadele ediyoruz ki sanıyorum yapmamız gereken de bu. Engelli olmayan bireylerin onları anlamaları ve neler yapılması anlamında bu tür STK'lar eğer çoğalırsa, hani engelliler kendi sorunlarını çözmek açısından bir araya geliyorlar, haklı olarak sorunlarını iletiyorlar. Ancak diğer kişilerin engelliler adına bir şeyler yapması çok önemli. Bizim derneğimizin de felsefesi bu. Farklı sektörlerden kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir dernek. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz bütün engel grupları için. Bedensel, zihinsel. Sadece siz yoksunuz değil mi Türkiye'de dernek olarak Engelsiz Yaşama Derneği? Başka dernekler de var galiba. Tabii ki. Yeterli mi peki ya da faaliyetleri yeteri kadar geniş kapsamlı mı? Çok dernek var. Biraz önce kurumlar açısından koordinasyon olmadığından bahsetmiştim. STK'lar da öyle. Herkes çok iyi niyetli. Hepimiz çok iyi niyetliyiz. Kendimizce çabalıyoruz. Ama işte birkaç STK ya da federasyonlar ya da konfederasyon bir araya gelemiyor. Böyle bir sorunumuz var aslında. Herkes bağımsız bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben bunun da yine özel eğitim politikası olduğunu düşünüyorum. Ama birlikte yapılsa daha çok ses getirmez mi? Kesinlikle amaç aynı. Kesinlikle öyle. O nedenle gündeme getiriyorum. Evet, doğru diyorsunuz gereken, aslında. Amaç aynı çünkü. Tabii. Çok daha güçlü olur, çok daha çözüme yönelik olur. Tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Herkes iyi niyetli, bunda hiç şüphem yok cidden. Tek tek sorun, derneklerin birçok çalışmaları var, projeler var bu arada. Onlara da vurgu yapalım. Avrupa Birliği projeleri, bütün kurumların çıkardığı projeler var, sosyal projeler. Dernekler bunları da çok başarıyla yürütüyorlar şu anda, güzel sonuçlar alınıyor. Sadece bunların dediğim gibi daha kurumsal yönetilmesi ve ifade edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. O projeler dediklerinizde neler var içeriğinde? Daha çok sosyal uyum projeleri, toplumsal entegrasyon, sosyal faaliyetler, etkinlikler, entegrasyon. Bütün çocukların bir araya geldiği, birbirinden öğrendiği, birbirini model aldığı, engelliler normal gelişen çocuklardan öğreniyorlar. Ancak normal gelişen çocukların da engelli çocuklarımızdan öğrenmesi gereken şeyler var. Onlarla bir arada yaşarken o yaşamın zorluğunu ya da yaşamın güzelliğini, sevgiyi paylaşmayı da onlardan öğreniyorlar. Bu tür projeler sanat etkinlikleriyle sürdürülüyor. İşte resim, seramik, heykel kursları, müzik kurslarıyla çocuklar bir araya getirilerek hem eğlenip hem öğrenebildikleri projeler var. Bunlar Avrupa Birliği destekli projeler destekliyor, değil mi? Destekliyor, evet. Maddi olarak destek verdiği projeler. Evet. Ve devamlı olan projeler galiba. Yok, süreli. Süreli mi? Süreli. Genelde bir yıl, en fazla iki yıl süren projeler. Ama daha sonra sürdürülebilirliği ile ilgili hangi kurumla yapıyorsanız projeyi, o kurumda işte malzemeleri, oranın fiziki düzenlemeleri kalıyor ve devam ettirebiliyorlar. Yerel yönetimlerle yapılan projeler var. Orada da aynı şekilde düzenlemeleri başlatıyorsunuz projeyle. Daha sonra yerel yönetim, belediyeler kendileri devam ettirebiliyorlar. Anladım. Sayın Gürsoy, eksik kalan bir şey varsa söylerseniz sevinirim. Toparlayalım yavaş yavaş. Ben ailelere şunu söylemek isterim. Çocuklarımız başımızın tacı. Her şekilde onları seviyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hepimiz el ele bu sorunları da başa çıkacağız. Çözümler üreteceğiz.
moralimiz yüksek olmalı, motivasyonumuz yüksek olmalı. Onları seviyoruz. Onun için buradayız. O zaman çok teşekkürler. Kolay gelsin diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Sizin de ilgi ve duyarlılığınızdan dolayı. Estağfurullah. İlk ve duyarlılık her zaman devam edecek. Dediğiniz gibi aslında sadece bu hafta değil. Sürekli konuşmak lazım biraz. Bize hep özel günlerde hatırlanma durumu vardır ya. Dün anneleri hatırladık mesela. Evet. 8 Mart'ta kadınları hatırlarız, sonra unuturuz. Çocukları hatırlarız, 23 Nisan'da sonra unuturuz. Biraz galiba yaymak lazım genele doğru. Bu sorunlarda konuşmak gerekiyor galiba. Kesinlikle öyle. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sayın seyirciler, sohbetimizin sonuna geldik. Engelsiz Yaşama Derneği Başkanı Gönül Turgut Gürsoy konuğumuzdu. Engellerin sorunlarını ve neler yapılabileceğini değerlendirdik biraz. Güne bakış devam edecek. Sohbeti sonlandırdık ama programa devam ediyoruz. Dünyadan haberlerle burada olacağız ama öncesinde çok kısacık bir aramız olacak.